İşte bunlardan bir tanesi oynamadığı zaman yani ben Fenerbahçe adına çok ümitsizim. Şeyde de öyleydim zaten. Hele orta sahası mesela İsmail, Fred oynamadığı zaman eyvah ki neyvah. Hani stoper Cuk olur, Çağlar Söyüncü olur, Serdar Aziz olur. Bekoay çok sakatlıktan çıktı hiç saymıyorum. Şimdi geçmiş olsun diyelim o Osterwolde'yi kullanıyordu. O da o da iyi bir uzun iyiydi süreli bir yani. Sakatlık geçirdi. Evet. Serdar'dan sonra en çok sevdiği o stoperdir. Osterwolde. Yok neyse yok şunu söyleyeceğim yani ama onları bunları koyabilir ama sağ bekte sol bekin yerine koyacağı adam yok. Sol bek Osterwolde oynamaz. Oraya koyduğun an maçı kazanmak istemiyorum demek anlamına geliyordu. Allah şey tabii yani geçmiş olsun diyeyim ama İsmail Hoca'yı seviyor galiba. Sakatlandı adam bir daha sol beke onu koymaz. Tövbe yarabbim yani bazı şeyler yani bir, hocam o rotasyon gereği bazen rotasyon olur mu ya? Olympiakos verdiği maçında rotasyonu mu olur ya? Yedin üç tane. Bence de olmamalı da. Yani neyse yani şu var. Neyse inşallah bir an evvel iyileşir Osterwolde. Stoper olarak fena değildi. Yani stoperleri oynar, bu oynar, şu oynar. Beko da fena bir adam diye. Yani biraz daha şeyde. O da çok sakatlık sorunu yaşadı. Evet. Belki o yüzden 11. Ya zaten bu sakatlık sorunu Fenerbahçe'de ya nedir hep onu konuşuyorlar. Herkes yaşamayan az var zaten. Yani ne oldu? Arkada ben anlamadım. Ne var biliyor musun? Bak buradan şimdi teknik şeyden bir şeye gireceğim. Ya ben bu kadar şey yapacağım da. Arkadaş niye Amerika'dan ben dinlemem abi İsmail Hoca'yı falan filan. Tamam onlar da değerli insanlardı belki ya şeyleri ama. Ya getir arkadaş şeyden Amerika'dan ya. Ya bir numaralı şeyler bu bilgili insanlar orada tecrübeli insanlar Amerika'da ya. Getir arkadaş niye getirmiyorsun ya ben çoktan getirirdim. Olmaz öyle şey olur mu? Tamam bunlar da öğrensin de bunlar ya herkesin bir öğreneceği şey var. Bizim de öğreneceğimiz çok şeyler var. Yani bu yaşımıza rağmen. Getir oradan bu kadar sakatlık olur mu? Sakatlık iki tane şeyi vardır. Bir profesyonel yaşantı yoksa zaten ne yaparsan yap takla atsan hikaye. İki antrenman. Şimdi ama bu arada bakıyorum hiç sakatlanmayan Tadiç var. Sakatlanmayan Ceko var. Sakatlanmayan Şimanski var. Ben maşallah diyelim hocam. Maşallah diyelim de sakatlık oluyor. Maşallah diyelim. Şimdi söyleyeyim. Şimdi onlara da bakıyorsun. Demek ki ya antrenman, beslenme, profesyonel yaşantı deyince beslenme de giriyor içine. Şimdi bunları demek ki bir eksikler var. İşte ya bazı şeyleri de inanamıyorum. İşte adalesi şu kadar ölçüyoruz. İşte bu kadar oynar, şu kadar oynar. Ya bırakın bu işleri ya. Oynardı ne herkes sakat yani. Neyse. Neticede Fenerbahçe iyi bir kadroyla çıktı. Bu kadronun da maç oynaması lazım yani. Şimdi niye Urfa'ya gitmediler? Tamam Urfa'ya gitmeden olabilir bir stratejidir. Bir kulübün işte bir mesaj verdi işte kamuoyuna şuraya buraya dünyaya neyse Türkiye'ye. Ama sen o zaman git ikincilikten bir bay olan takımdan amatör kümeden bilmem nerede bir maç al. Oynasın bunlar. Söyledik yani. Hocam ama zaten sakatlık sorunları da varmış belli ki. Ya 3 günde değişmez. Bana onu kim yutturmasın abi. 3 gün 4 gün sana adam iyileşmez orada. 45 yani dakika oynamaz. Olympiakos deplasmanında İsmail ve Fred tam hazır olmadan ihtiyaç duyulduğu için oynadılar. Galatasaray maçında bravo. Muhtemelen oynamayacaklardı. Bir şey söyleyeceğim. Nereden biliyorsun şey hazır olmadığını? Neyle ölçüyorsun? Ya bırak ölçülerini de gördük. Ya sen bir maç oynat. 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika bir dene bakayım adamı ya. Ya hocam onlar antrenmanda deniyordur ya. Beyan esas. Ne antrenman? Olmaz. Bak antrenman olmaz. Ya bırak. Ya antrenmanda insan ben. Antrenmanlar niçin var hocam? Antrenmanlar maç öncesi. İnsanları görüntülemek için hazır olması için var ya. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bak. Hayali konuşma. Yine kızdırma beni. Hocam şimdi antrenman yapmadan maç olur mu? Testler var. Test. Kaç dakika koşacaksın? Tam bunları nereden antrenmanda görüyorsun? Bir tanesini basit söyleyeyim. Yoya testi var mesela tamam mı? Benim laktik asit testi var. 4 tane 10 dakika koşturuyorum. Manubuzlarına bakıyorum. Adamı kaç dakika koşacağına ben bakarım. Ha sakatlığı tamam. Sakatlığını sen işte ölçüyorum. Hocam adele sakatlığında bir gün bile fark etmez mi? Yani ya, bir gün bile erken ya çıkıyorsan bu risk değil midir? Misal ya, ağrın vardır. Hafif yırtmışsındır. Ya bir günde yok abi. Bir günde iyileşemezsin. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayır bir günde iyileşemezsin. Bir gün fark eder. Bir gün dinlenme dahi fark ediyor. Yok arkadaş. Yok ya. 45 dakika oynayamazsın. 3 günde o 45 dakika oynayacak şeyi yenemezsin yani. Şöyle söyleyeyim. Ben mesela futbolculuğumdan maçın içinde sakatlanıp çıkıyorsam harbiden tabii öbür maç oynayamazdım yani o sakatlık beni bir harbiden hafta sakatlanmadan sakatlandım deyip çıktığınız da oluyor muydu? Yok hiç benim olmadı da olanlar vardır belki yorgundur o gün iyi bakmamıştır kendine korkar sakatlanacağım rakipten korkar tekme atıyordur bilmem ne veya ona sert ters geliyordur çıkabilir yani o da var. Onun için yani burada eğer ben çıkıyorsam öbür hafta oynayamam. Oynayacaksaydı o kafada soru işaretleri var. Bir bildiği vardır yani o şeyden değildir. Hı hı.
bir şeytanlığı vardır yani veya bir mazuratı vardır. Onun için de çıkmıştır. Şimdi burada 3 gün evvel ya bir oynat adamı, yarım saat oynat, bir dene bakayım kendini. Şimdi bizde ne olurdu biliyor musun? Bileğim burkuluyordu mesela, hepimizin için olur. Şimdi maç sabaha kalkarız, 3-4 gün idman yaparız. Sabah erken bizi kaldırırlardı masör hoca, tamam mı? Bir top alırlardı böyle, sağlık topu. Şimdi bileğim sakat ya, şimdi gelirlerdi, vur, bom, bom, sıkı vur. Ulan zaten ya böyle bir şey oldu mu? Sağlam ayak sakatlanır ya. Evet. Böyle bir manyaklık vardı yani, inan bana biz bunları çok yaşadık ya. Ya bırak da kardeşim ben bir elimi yani atmıştım. Futbol hayatınızı erken bitirttiler. Yani, yani yok biraz. Ya neyse. Yani şuna, sizin ya, jenerasyonu. Bizim jenerasyon da var ya. Ya bizi bilmeyenler bir daha ya, zaten dinleyen vardır ama. Su içme yasaktı. Dalak yapar falan diye. Ağırlık yapar. Yemek yeme karbonhidrat. Ya arabaya benzin koymuyor musun? İnsan vücuda şimdi karbonhidrat şey yapıyorsun, yüklüyorsun. Evet. O da yasaktı ağırlık yapar diye. Bak inan bana. Ya arkadaş... Zaten dopingler avuç avuç, iğne hepsi var. Hap falan. Onları saymıyorum zaten. Tamam mı? Yani, sizde var mıydı? Ya ben bir sefer aldım. Yürüyemedim. Şimdi şeyde Bursa Spor'dayım. Şimdi Kaleporovic vardı. Tamam mı? Bizim Basar Asan vardı. Tamam mı? Allah rahmet eylesin. Ben almıyorum öyle şeyler. Dedi ki bizim tezcan vardı Beşiktaş'a gelen. Babası onun gümrükçüydü, gümrük müdürü. Dedi ki tezcanın babası Avrupa'dan getirdi. Bunun hiçbir zararı yok. Al. Şey yapayım dedi. Ben de inandım tezcanın babası gümrük müdürü hakikaten. Kulağı açınlasın tezcanında. Tam Bolu Spor maçı. Şimdi çok iyi ısını falan dediler. Bilmiyoruz tabii şeyi. Arkadaş top atıyor Kaleporovic. Bir çıkıyorum vuruyorum. Bravo çocuk diyor. Aynı maç diyor. Sahaya bir çıktım var ya yürüyecek halim yok. Bir daha da ömrü billah yani. O gün son yani ya yarasa belki devam edeceğim. Çünkü öyle ya ne var bir kritik maçlar var. Kocaeli Spor'da küme düşüyoruz tamam mı? Ya herkes alıyor bana ters geliyor diyor. Ben de alacağım iğne olan. Şimdi bizim şey vardı. Kaç milyon tane hücremiz öldü şimdi abi diyordu doktorumuz. Atlara vurulan akset dronlar bin. Ya kardeşim. Sen güçlüymüşsün hocam anlatıyorlar. Senin ihtiyacın 80-81 sezonu mu hocam? Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya böyle bir şeyler olmaz. Yani çok şeyler ya biz ölmediyse ki antrenmanları söyleyeyim size. Laktik asit de alıyor. 400 metre depar, 1600 metre depar, 200 metre, 100 metre hep. Yani şimdi 6-8 saniyeden sonra karbonatlar devreye gidiyor. Hep laktik asit. Hocam Bolu'ya yani. Yenilmişsiniz o sezon 1-0. Öyle mi o maçta? Siz deplasmandaki maçta 1-0 yok. Kaybediyorsunuz. Dışarıda. Yok içerideydi bu. Benim içeride dedim, mi? Dışarıdaki maçta Bolu'nun golünü kim atmış biliyor musunuz? Kim? Rıdvan Hoca atmış. Rıdvan kimden atmış? 1-0 kazanmış. Ben var mıyım orada? Yok ben varsınız. Yoktum Bolu'da. Hayır. Oynamış siz mıyım? Kocaeli'desiniz evet. Kocaeli'de oynamışsınız o maçta. Allah Allah. 1-0 bitmiş. Hadi ben Bursa Spor'dan bahsediyorum. Ha, Bursa'dan bahsediyorsunuz. Ben Kocaeli, o Kocaeli daha sonra. Anladım. Kocaeli. Tamam. Bursa 73-74 ve 72-73 sezonlarında olur. Ha. Baksana. Bursa'da. Var mı orada o maç? Bir içerideki Bolu Spor maçı. Bursa Bolu maçı mı? Ha, bakıyorum şimdi. İçeride mi oynuyorsunuz? İçeride. Bak beni gör ilk 11'de ikinci yarı yok. Bırak 20 dakikada avlattım zaten. Bursa Bolu 1-1 bitmiş. Öyle mi? 3 Aralık 1972. Evet ikinci yarıya başlarken yerinizi Haluk Erdemoğlu'na bırakmışsınız. Haluk abi biliyoruz değil mi? Bizim evet. Şeyin Taygun falan babası. Doğru.